Niye be? Sorgulanacak bir şey yok. Yükselmek mi istiyorsun, intikam mı? İntikamsa hedefim benim. Yükselmekse yolum benim. Karar senin. Niye koruyorsun hala beni? Ha? Niye çekip vurmuyorsun? Cevabını bilmen gereken tek soruyu ben sordum. İntikam mı, yükselmek mi? Kararını ver, ondan sonra çık karşıma. Kimsin sen? Senin için kim olduğumu sen yıllardır üstünde taşıyorsun. Ne demek o? Ha? Açık açık söylesene. Açık açık konuşsana. Geç bir otur da bir dikişine baksın sen. Ya Kuzgun'un başına bir şey gelirse? Ha? Ya Kuzgun'u öldürürlerse Ali? Ya sen onu böyle bir tehlikeye nasıl atabilirsin ya? Cebeci soyadını taşıyan tek bir kişi benim umurumda, o da sensin. Tamam mı? Düşmanımıza aşık olduğun farkında değilsin. Saçmalama. Aşık falan değilim. Dila, bana yalan söyleme. Bil diye söylüyorum, sen artık iflah olmazsın. Tamam mı? Çünkü Kuzgun'a aşık olmuşsun. Sende mantık devre dışı artık. Ama ben o herife zerre güvenmiyorum. Behram'ı indirsin diye işbirliği yaptık. Bitti. Tekrarı olmayacak. Geldik. Abi. İyi misin? Öldüm meraktan. Nasılsın? İyiyim, iyiyim de. Sen nereden biliyorsun? Dila aradı, anlattı her şeyi. Ama öncesine ben Dila'nın yanına gittim. Haber verdim yerine. Nasıl? Ya hemen okları bana çevirme şimdi. Neler oluyor abi? Behram kim? Ali ile ne işler çeviriyorsunuz? Kumu sen nereden biliyorsun? Kumru. Söyleyemem, tamam mı? Söylersem sistem işe yaramaz. Seni de bu evde tek tabanca bırakmam. Ama şunu bil, için rahat etsin diye söylüyorum, kaynağım beni satamaz. Sıfır tehlike, maksimum güvendeyim. Emin ol. Küsmece, darılmaca yok. Biz de böyle. Nasıl, nasıl? Bilmiyorum ki. Kanlı canlı karşımda duruyor. Ali. Hortlamadım lan, korkma. Ali.
olsun. Sağ ol. Efendim? Kuzgun geldi mi? Hayır. Siz ne yaptınız? Telefon sinyallerine ulaşabildiniz mi? Hayır, hala kapalı. Çok büyük bir fırsatı yakalamış olabiliriz. Kuzgun geldiğinde her şeyi öğrenmeye çalış. Hele bir sağ salim dönsün de. Dönecek. Güven bana. Bir tek sana güveniyorum zaten. Tamam. Tamam, geleceğim. Görüşürüz. Ah, Kuzguncuğum. Hoş geldin. Ne bu üstünün başından? Bir şey olduğu yok. Hayatıma renk kattım. Gereksiz olmuşsun. Yeterince renkli bir kişiliksin zaten. Ben çifte kumuları yalnız bırakayım. İyi misin? Nasıl böyle bir oyun kurarsın ya? Ne sanıyorsun sen kendini, süper kahraman falan mı? Ya gerçekten vurulmadığını anlasalardı, ya bir şey yapsalardı? Ya Behram'dan bahsediyoruz. Nasıl böyle körlemesine... Dalınır mı öyle körlemesine? Canın bu kadar ucuz mu? Değil mi? Ben hep kurban edilirim. O yüzden canımın kıymetini pek bilmem. Söylesene, var mı büyük mü canımın? Var tabii ki. Birkaç gün boyunca birini takip etmeni istiyorum. Dila Bilgin.
Nereye gidiyor, kimle buluşuyor? Özellikle bir erkekle buluşursa her anının fotoğrafını çek. Tamam? Görüşürüz. Kimin peşindesin Şerm? Önemli bir şey değil, magazin sayfası için. Ne o? Bana inanmanın için uğrunda ölebileceğimi görmem mi gerekiyordu? Aa, ama dur. Tabii sen bugün beni böyle aptalca çırpınırken görünce etkilendin galiba biraz. Ama sen kolayı sevmezsin ki Kuzgun. Unuttun mu? Yerde yatarken keyiften dört köşe olduğuna eminim. Bırakacak mısın konuşayım? Buldun mu Behram'ı? Gelmişsin. Öyle. Sonuç? Behram'a ulaşamadım. Gelen giden yok. Sıfıra sıfırız. Boşa kürek çektik yani. Şimdilik. Bora'nın yaptıkları yanına kar kalacak yani. Hiçbir şeyin kar kaldığı falan yok. Bora ölecek. Öyle ya da böyle. Kuzgun hayır. Kan davası gütmeyeceksin. Dava falan yok ki ortada. Orada aslanla elde olmayan nedenlerden ötürü hayatına birkaç gün uzatma aldı, o kadar. O da bunu öğrenecek zaten. Mesajım çok net ulaşacak. Bora Bey, bu size geldi. Kimden? Kurye Kuzgun Cebeci dedi. Sıramı saldın diye tasalanma. Ben asla unutmam. Sana emanet. İyi sakla. Zamanı gelince gerçeklerini bulacak. Kuzgun yalvarıyorum bak, aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmayalım. Kana karşılık kan istemiyorum arkadaşlar. Dila, sen bu meseleye karışma. Ya abi başlama sen de lütfen. Bundan sonra yolumuz ayrı. Sen tek, ben tek. Ona ne şüphe? Abi, Bora'ya bulaşma. Behram'ın korumasındaki bir adama zarar veremezsin, anlayın ikiniz de. Bora'ya zarar verirsen Behram'a vermiş olursun. Sen de zaten bunun için Behram'a ulaşmaya çalışmadın mı? İntikam hırslarınıza yenilip başımıza daha büyük dertler açmayın. Ah. Duyuyor musun sen beni acaba? Duymuyorum Dila, tünele girdim. Kimmiş Behram? Çok merak ettim. Yüzünü görebildin mi bari? Söyledim ya, görmedim Behram falan. Beni Ali'ye söylediğin yalanlarla geçiştiremezsin Kuzgun. Vallahi gerçek bu. Ben bir duşa gireceğim. Nasıl öldüğünü biliyor musun? Babanı ben öldürdüm ama sen beni öldüremeyeceksin. Çünkü sen baştan aşağı sevdiklerinle kuşatılmışsın çocuk.
Sevdiğin çok. Kimsenin bilmesine gerek yok, ben biliyorum. O tetiği çektiğin anda Meryem, Kumru, Kartal, uğrunda ölümü göze aldığın Dila hepsi ölür. İyi misin? Hiç iyi gibi görünmüyorsun. Behram'la neler oldu anlat bakalım. Biliyor musun? Adamı en çok güvendikleri yıkıyor. İlk 8 yaşında öğrendim bunu. Babamın meslektaşı sattı. Kardeş hesabı. İhanet etti. Dedim Kuzgun, dostuna, silah arkadaşına bile güvenme. Sonra annem. Üç çocuğundan birini seç dediler. Beni seçti. Keşke duymasaydım ya. Beni öyle alıp götürselerdi keşke zorla. Beni annem seçmedi. Beni terk etti. Vazgeçti benden. Dedim Kuzgun, annene, aileye bile güvenmek yok. Köpekleri seviyordu ya. Dedim Kuzgun, senin bu dünyada güvenebileceğin hiç kimse yok. 8 yaşındaydım ha. 8. Daha olsa bu kadar ihanete yıkılırdı. Ben yıkılmadım. Ama 20 yıl sonra... Tam 20 yıl sonra ilk kez. Ne oldu? Yirmi yıl sonra ne oldu kuzum? Kapatma kendini. Susma, anlat ne olur. Ne oldu 20 yıl sonra? Bir şey yok. Ezber tazeledim.
Kuzgun Cebeci'nin bu dünyada güveneceği kimsesi yok. Hiç kimsesi. İnsanı en çok güvendikleri öldürür. En çok onlar öldürür. Ben sana hiç güvenmedim. Hiç. Kadere bak, bir sen öldürmedin beni. Satmadın. İhanet etmedin. Senden başka kimse canını önüme atmadı. Ben de atmadım ama. Benim yaptığım her şey geçmişten. Yani birden azabıyla yapılan şeyler. Eyvallah. Yani diyeceğim şu ki... Ne bileyim be. Olur da bir gün becerebilirsem... Bir sana inanmak isterim. Beni şuramdan vur diye. Gelen senden gelsin. Başımla beraber derim. Ama işte bendeki de kalp değil, kara delik mübarek. İlk fotoğrafını da sen çektin ha. Gülmek de yakışıyor sana bu arada. Haberin olsun. Aklımda tutarım. Eyvallah. Ali Bey geldiler. Hoş geldin Ali. Benden de, ailemden de uzak duracaksın. Ne oluyor? Bana numara yapma Bora. Dağıtırım ağzını burnunu. Anlamıyorum şu anda söylediğin. Hiçbir şey anlamıyorum Ali. Saldırıyı senin düzenlediğini biliyorum. Tamam. Her şeyi Kuzgun'la biz planladık. Nasıl yani? Kuzgun ölmedi. Bir dakika Ali, sen... Sen Kuzgun'a inanıp bana oyun mu oynadın? Masken düştü Bora. Kadın gibi eminim bunların hepsini sana Kuzgun söylemiştir. Tamam peki. Bir de şöyle düşün Ali. Saldırıyı ben düzenlediysem, Behram adı var, beni neden cezalandırmıyor dersin? Neden Ali, neden? Ben hala Behram'ın korumasındayım Ali, hatırlatırım. Ayrıca emniyetle de konuşmuşsundur, değil mi? Bak saldırıya dair bütün deliller nedimi gösteriyor. Senin elinde Kuzgun'un söyledikleri dışında bak bir tane delil varsa elinde, tek bir delil varsa bütün ithamlarını kabul edeceğim. Sana inanmıyorum. Bana inanmıyorsun öyle mi? Bana inanmıyorsun Ali. Babanı hapse attıran adama inanıyorsun. Kardeşini tehdit edip evlenen adama inanıyorsun ama bana inanmıyorsun öyle mi Ali? Sen de Kuzgun da benim düşmanısınız. Bak Ali. Bak bana iyi bak. Kuzgun'a inanıp beni karşına alma.
arkama çok büyük bir güç aldım. Yakında bütün dengeler değişecek. Yanlış tarafı seçme Ali. Yanlış tarafı seçme. Seni aileme el uzattığın için siliyorum. Bizden uzak duracaksın. Yoksa olacaklara karışmam. Yanlış yapıyorsun. Tamam. Erman Bey. Kuzgun babasının ölümünü mü araştırıyor? Ne iş bu ilan falan? Evi satacağız. Onu anladım. Niye? Kartal'ın borcu var, onu ödeyeceğiz. Allah Allah. Vallahi numuneliksiniz ha. Borç morç yok, benim hepsi. Kalkacak o ilan. Kazandığım paranın bende hükmü yok. Bak ben bu evi sattırmam ha. Ne yapar eder geri alırım. Tamam mı? Beni yalandan yere uğraştırma. O ilan kalkacak. Tamirhaneyi ben yaktım ya. Günah da borcu da benim. Ama bu ev babamın. Temelinde babamın alın teri var. Kralı gelse sattırmam. Haberin olsun. Yok öyle bir şey. Niye geldin sen? Babam nasıl öldü? Etme, güvendeler. Sen de birkaç güne çıkacaksın zaten. Şikayetçi olmadım. Silah yanlışlıkla patladı dedim. Kimden, neden bilmiyorum. Yukarıdan da talimatlar var. Bu mesele uzamayacak. Ama asıl... Ben sana başka bir haber vermek için geldim. Ne oldu? Ne oldu kuzguna mı bir şey oldu yoksa ne oldu? Ne oldu? Yusuf. Ne oldu Yusuf'a? Yusuf'u kaybettik. Paşa sağ olsun. Kalp krizi geçirmiş. Bugün ölmüş. Otopsiden sonra hemen defnedecekler. Ne
Gel. Burası senin babanın evi. Kendini bana güt oğlum. Babanın mirasına değil. Gel hadi. Hangisini veririz? Anne! Ya bırak, bırak bizi, bırak destekle, bırak. Anne! Bırak! Bırak! Kuzgun! Gelsene oğlum. Annen gelmeden boyaları bitirelim. Geldim baba. Thank you.
Hadi anlat, dinliyorum. Babam nasıl öldü? Sakın etrafına bakma, evden çıktığından beri takip ediliyorsun. Öyle mi? Evet. Peki peşimdeki kim? Bilmiyorum. Ama senden şüphelenen birileri var. Etrafındakilere dikkat et. Ya birileri ne olup bittiğini biliyor... ya da senden şüpheleniyor. Hadi geç. Öncesinde bir şikayeti yokmuş. Böyle birdenbire olmuş. Kalp krizi dediler. Gardiyan bulmuş. Senin şüphelendiğin bir şey oldu mu o zamanlar? Pusu kurulmuştur falan. Bilmiyorum. Olsa bilirdik. Bir eşyası, bir şey çıkaldı mı o dönemden? Olmaz mı? İçeride. Bunu ölmeden önce yazmış. Göndermeye ömrü yetmemiş. Kime yazmış peki? Derviş diye bir adam. Bir handa dükkanı var. Seni tanıyor. Neyin peşindesin oğlum? Niye merak ettin babanın ölümünü? Sen boş boşuna kurcalamazsın. Kurcalamalık bir mevzu yok. Şimdi çocuklara da anlatıp huzursuzlandırma. Tamam mı? Tamam.
mektubu önünde. Tamam. Şu ilanı da kaldırın oradan. Bir de bu mevzu yüzünden karşı karşıya gelmeyelim. Durduk yere. Sen inandın mı peki Kuzgun'u kimseyi görmediğine? Bilmiyorum. Ama yani hali, tavrı falan çok tuhaf. Yani her zamankinden farklı. Bana karşı bile. Gözünü Kuzgun'dan ayırma. Belki de bu mesele tahminimizden bile hızlı çözülebilir. Kuzgun Behram'ı gördüyse onun üstünden biz de Behram'a ulaşabiliriz. Ne yap et, Kuzgun'un tüm bildiklerini öğren. Gerekirse ona yapışık yaşa. Kuzgun'u hiç sanamıyorsun. O öyle biri değil. Bana güvenmiyor. Sen de güvenini kazan. Sen onun hayatını kurtarmadın mı? Hı? Bunun onun hayatında bir karşılığı olmalı. Kullan işte bu fırsatı. Yapamam. Yapmalısın. Avukatlarınız babanın cezasını temizletti mi? Kudret, sakın babam üzerinden beni bir seçim yapmaya zorlama. Ben bu yola ailemi korumak, adımızı temize çıkarmak için girdim. Babamın bu süreçten zaten cezasız çıkamayacağını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Niye? Davası yeniden görüldüğünde eğer Behram'ı yakalamış olabilirsek itirafçı olur. Ceza indirimi alabilir. Hela, Kuzgun temiz biri değil. Baban gibi, Behram gibi bir suçlu. Onlardan biri. Ya değilse? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Ya Kuzgun için hala bir umut varsa Kudret, nereden bileceğiz? Öyle bir ihtimal yok. İntikam için Ayhan'la Şeref'i öldürdü, sen de üstünü örttün. Kuzgun için bir umut yok da senin için hala bir umut var. Eğer Kuzgun'a yenilirsen onlardan birine dönüşürsün. Onlardan biri olmayacağım. İşte ben de buna inanmak istiyorum. Bana bunu başarabileceğini göster. Kuzgun'un bizim için engel olmayacağını ispatla. Tüm bildiklerini öğren. Yoksa anlaşmamız bozulur. Ya adaletten yana o, ya da onlardan biri. Tarafını seç. Hoşça kal. Abi neredesin sen ya? Aklım sende kaldı. Şenliğe dedin gittin. Sonra sesin soluğun çıkmadı. 9 doğurdum yeminle. Derviş haber uçurmadı mı sana? Yo, ne alaka? Sana tek bir soru soracağım, bana dürüst ol. Tabii abi, ne istersen. Sen Behram Adıbar'ı tanıyor musun? Abi ne yaptın ya? Nereden tanıyacağım ben? Şu hayattaki tek forsum Derviş Baba'yı tanımak, o kadar. Niye sordun ki? Cihan, bak birader. Abi, hayırdır? Takip mesafesi aldın. Yanlışın mı oldu? Adamları topla, bazı evrak işleri var. Ne lazımdı? Ne işin var senin burada?
kocaman bir çayını içmeye geldim. Gelemez miyim? Ne haber Cihan? İyidir yenge, sen nasılsın? E dökül bakalım. Sen boşuna ayağıma kadar gelmezsin. Aklım sende kaldı. Sebep? Seni tanıyorum Kuzgun az çok. Söylemediğin şeyler var biliyorum. En azından şunu söyle. Behram bizim için tehlike mi? Her zamankinden farklı bir tehlike yok. Rahat ol. Neyin peşindesin o zaman? Adamlardan evrak falan istiyorsun. Bürokratik işler. Ne gerekiyor yardım edebilirim. Alt tarafı bir evrak Kuzgun. Ha benden istemişsin adamlarından. Söylerim asistanlara, onlar hemen çözer. Gerek yok ki, hallederim ben. Ay amma kastın Kuzgun. Yardım etmeye çalışıyorum. Söyle ne belgesi arıyorsun? Babamın ölümüyle ilgili bütün resmi evraklar, belgeler hepsi. Yusuf amcanın mı? Tamam. Yani kolay buluruz da niye? Koleksiyonuma katacağım. Ya Kuzgun, bir soruya doğru düzgün cevap ver. Delirtme adamı. Soru sormadan yapacaksan öğrendin. Az laf çok iş. Tamam. İyi. Kabul. Ne zaman sen de olur? Akşama çözmüş olurum herhalde. Eyvallah. Sana eyvallah. Alo. Kudret sebebini bilmiyorum ama Kuzgun babasının ölümünü araştırıyor. Behram'la bunun ne ilgisi olabilir ki? Bilemiyorum. Ama bana yardımın lazım. Yusuf Cebeci'nin ölümüne dair bütün resmi belgelerin bu akşama kadar elimde olması lazım. Orası kolay, çözerim. Asıl soru, Kuzgun bunu neden araştırıyor? Fena iş çıkartmamışsın. Şimdi beni iyi dinle. İstediğim belgeler. Hepsi tam mı? Evet. Sence kurulumları neden istedin? Öğreneceğim. Sağ ol Selçuk. Rica ederim. İyi akşamlar. Sana da. Ne oldu? Kuzgun'un bir daha seni kullanmasına izin verme lütfen. Ne işler çeviriyorsun Dila? Hoş geldin. Sağ ol ablacığım. Dilan Hanım çalışma odasında. Hadi ya. Ya Dila, bu çocukta ne buluyor anlamıyorum. Yani asistanlık için yetersiz biri bence. Stresini onlarla atamazsın. Al.
Bütün resmi belgeler. Eyvallah. Ne? Ya bu Sipsi niye hep senin etrafında geziyor? Kim? Ha, Selçuk mu diyorsun? Ha, Sipsi. Kuzguncum, yine fazlasıyla elektrik yüklenmişsin. Acil o enerjiyi atman lazım. Bir spora falan mı başlasın acaba sen? İyi, maşallah. En azından birimizin keyfi yerinde. Çok şükür. Anne, Kartal'ı tanımıyor musun sen? Dünyanın en duygusal adamı. İçerledi tabii sana. Bir iki güne geçer kırgınlığı, gelir eve, merak etme. Yok yok, başka bir derdi var onun. Tuhaf tuhaf konuştu. Ne dedi? Ben iflah olmam falan dedi. Yok, bu çocuğun başka bir derdi var. Allah beni de elini pis işlere bulaştırmış olmasın. Yok artık anne, daha neler, amma abarttın sen de. Hemen kurdun kafanda. Kurdum değil mi? Kartal öyle şeyler yapmaz. Herhalde yapmaz anne. Gönlünü ferah tut sen. Yapmaz. Aradığını bulabildin mi? Ne yapacaksın? Çerçeveletip duvara sarım diye düşünüyorum. Sen ben yokken kime sarıyordun ya bu evde? Vallahi merak ediyorum, söyle. Tamam, açıklama yapma. En azından ne aradığını söyle. Malum eskiden avukattım. Büyük ihtimal aradığını senden daha hızlı bulurum. Oynamayı biliyor musun? Yani. Niye? Kazanırsan benimlesin. Kaybedersen bu konuyu kilitliyoruz. Soru sormak falan yok. Var mısın, yok musun? İyi, tamam. Bak, ağlamak yok ha. Kabul. Kuralları biliyor musun bari? Unuttuysam hatırlatırsın. İyi, başla bakalım. Aa, olmaz. Önce sen. Sihir etkisi yoktur yalnız onunla, söyleyeyim de. Niye, böyle yapmıyorlar mı? Denemekten zarar gelmez. Güzel. Nasıl vuracağını biliyor musun? Göstersene. Ya oynamayalım o zaman valla. Algılarım açıktır, merak etme. Çabuk öğrenirim. Beyaz topa vuracağım değil mi? Ya hadi. Oho. Serbest bırak elini. Tamam. Bu da tamam. Tamam.
vereceğin topu seçtin mi? Seçtim. Tamam, bir dakika. Şöyle yapalım. Sen bir tane topu sok, oyunu kazanmış sayacağım. Bu kıyamı da unutma. Emin misin? Hı. İyi. Anlaştık. Ne araştırıyoruz? Bana bak, buna hile derler ha. Kuralları kendin seçsin. Ağlama. Evet, sendeyim. Babamın orada yazdığı gibi ölüp ölmediğinden emin olmam lazım. Kalp krizi geçirmediğini mi düşünüyorsun? Vallahi düşünmeye göre bir şey yok. Sadece emin olmam lazım. Belgelere göre bunu söyleyebilecek 4 kişi var sana. Maharetim bu kadar mı avukatım? İyi. O zaman bu isimlere nasıl ulaşacağımıza bakalım. Nasıl? Sosyal medya. En hızlı çözüm. En azından şansımızı deneriz. Gel. Hüseyin'le alakalı hiçbir şey yok. Dur. Laptop alıp geleyim. Bekle. Şeye baksana ilk ya. Ne bunun adı? Ada Özkal. İkinci isim de ölmüş. Şimdi elimizde ne durumda olduklarını bilmediğimiz iki isim var, öyle mi? Öyle. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim ben, bir şekilde bulacağım onları yani. Allah. Aa, çok özür dilerim. Kuzgun, çok özür dilerim. Bir anda dalgınlığıma geldi, görmemişim. Ben yaptırırım bunu. Tamam tamam, sağlık olsun, bir şey yok. Gerçekten Kuzgun, tamam, ben telafi edeceğim. Çok özür dilerim ya, biliyorum babanın saatiydi. Ya nasıl yaptım böyle bir şey? Çok özür dilerim. Önemli değil Lila. Tamam. Nasıl olmuşsun babacığım? Çok güzel olmuşsun. Kıyafetimi Füsun ablam seçti. Demek ki Füsun ablan sana kırmızının çok yakıştığını hemen anlamış. Al bakalım. Sen de ışıldıyorsun bugün. Sağ ol. Defneciğim, hazır mısın? Hazırım. Hadi gel anneciğim. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Kız.
Kızınla birlikteyken iyi biri gibi görünüyorsun. Normalde kötü biriyim yani. Kişi kendini bilmeli. Sen iyi biri misin? Ben sana söyleyeyim deyiz. Seninle benim aramda çok büyük bir fark yok. Canımız yanarsa can yakarız. Yanlış mıyım? Efendim? Dila? Baba? Hanımefendi. Kızım. Hayatım. Seni o kadar çok özledim ki. Ya ben? Bir bilsen ben nasıl özledim. İyi misin kızım? İyiyim. Artık iyiyim, merak etme. Bunu duydum ya, ben de iyiyim. Dila, vurulduğunu duyunca ölüyorum zannettim. Sonra sana söylediklerim geldi aklıma. Tamam artık, unut onları. Baba kız arasında olur öyle şeyler. Ben hatırlamıyorum bile, boş ver. Dila, bana bir söz vermeni istiyorum. Söyle, söyle ne istersen. Asla sırayı bozmayacaksın. Ben seni değil, zamanı geldiğinde sen beni uğurlayacaksın, tamam mı? Baba artık konuşma şöyle, ne olur. Biz seninle daha çok uzun yıllar birlikte yaşayacağız, tamam mı? Bu çok zor kızım. Ben cezamı tamamlayıp buradan çıksam bile Behram sağ çıkmama izin vermez. Sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Canım pahasına da olsa seni koruyacağım baba, tamam mı? Bak, temize de başvurduk. Çok daha az bir cezayla kurtulmanı sağlayacağım. Seni kurtaracağım baba. Sen sadece bana güven. Ne yaptım gayet iyi biliyorum. Seni çok seviyorum, sakın unutma, tamam mı? Ben de seni kızım. Dila. Sana son bir şey daha söylemek istiyorum kızım. Kuzguna sakın güvenme. Ondan sana dost olmaz kocada. Ondan uzak dur. Baba, Kuzgun benim kocam artık. Öyle de kalacak. O yüzden siz de buna alışın. Asla. Asla. Hayatım, sırada çok bekleyen var. Sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Tamam. Seni çok seviyorum, tamam mı? Orada dikkat et kendine. Sakın yeme... Rıfat'ın kızı o. Rıfat'ın kızı o, unutma.
Haber vermeden niye geliyorsun? Bugünlerde sana ulaşmak bir mesele Şerbi. Çalışıyorum. Hala kızgın mısın bana? Yok. O safhayı geçtim. Artık kabullenme aşamasındayım. Seninle bundan böyle artık hiçbir ortaklığımız olamaz. Yanlış kararlar alan alana gerçekten. Neden geldin? Rıfat'ın hisselerinin sana devretmesiyle ilgili görüşme nasıl sonuçlandı? Onu merak ettim. Niye seni ilgilendiriyor bu? Ne yap, ne et? O hisseleri üstüne al Şermin. Alacağım ama sen istediğin için değil. Bundan sonra senin planlarını hareket etmeyeceğim. Allah kahretsin bu arada. Sana inanamıyorum. Delirdin mi sen ya? Kimsenin canı güvenli değil derken ciddi misin? Ben de sadece gözlerini korkutacaksın sanıyorum. At şunu. Sen nasıl bu kadar ileri gidebilirsin? Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ara beni çabuk. Tehdit mi ediyorsun beni? Yok canım. Asla. Olur mu öyle şey? Sana yerini hatırlatıyorum. Bak Şermin. Bizim sırrımız var. Karşına almayı isteyeceğin insan ben değilim. O yüzden lütfen sözümden çıkma. Ne diyorsam onu yap. Yoksa? Yoksa Şermin. Oy ve baskın yaptığımı bildiğini. Hatta benimle ortak hareket ettiğini herkes öğrenir. Ben sadece gözlerini korkutacağını, en fazla korumaları yaralayacağını sandım. İçinden böyle bir manyak çıkacağını tahmin etmedim. Sana kim inanır Şermin? Allah aşkına Şermin, sana kim inanır? Bence Naz bile inanmaz. Rıfat ikna et. Şirketin tüm yetkililerini üstüne al. Sonra yine haberleşiriz. Hayran olduğum tek cebeci sen olabilirsin. Biliyor musun? Kulağımda küfür gibi yankılandı. Sırrını öğreneceğim demiştin. Öğrendin, aferin sana. Tehdidini yerine getiren kadınlara karşı koyamıyorum galiba. Allah'tan ben senin gibileri nasıl püskürtebileceğimi çok iyi biliyorum. Zekana saygı duruşu olarak sana bir sır vereceğim. Abin kuzgun. Babanızın ölümünü araştırıyor. Ne saçmalıyorsun sen be? Şşş. Araştırmacı gazeteci olan sen değil misin? Benim babamın ölümü gibi kendi babanın da ölümünün peşine düş bence. Ha, sonra eğer Bilgin ailesinin altını kazımak istiyorsan bana ulaş. Kartını vermiştin zaten. Ama sen de görüşeceğiz diye söz vermiştin bana. Öyle değil mi? Babasından sonra Ali Bilgin'i sen hapse atmak ister misin kulağına? Bir düşün bence. Bak ben yalan konuşmam. Ali sana vaadim. De. Babanın ölümüyle ilgili bahsettiğim bu araştırma da gerçek. Sana söz konu. Daha sık görüşeceğiz. Sence Kuzgun bunları neden istedi? Öğreneceğim. Araba bozuldu, yolun ortasında kaldım. Sen şu sigortadan birilerini arayıp yönlendirebilir misin? Sedacığım şu anda müsait değilim. Sen arayıp birilerine ulaşsan olmaz mı? Hı? Of Ali, 40 yılda bir şey istedim ya. Ya ben şimdi kimi bulup da çağırayım buraya? Tamam.
Bir numara gönderiyorum sana. Ara, adımı ver, mutlaka ilgilenir, tamam mı? Tamam, bekliyorum. Beyler çok özür dilerim. Eşim yolda kalmış, ona bir numara göndermem lazım. Evet. Alo. Alo Kartal. Merhaba, ben Seda. Ali'nin eşi. Ha, tanıdım sesinden. Evet. Şey, müsait miydin? Ha, müsaitim. Ya benim arabam yolun ortasında kaldı da Ali de senin numaranı gönderdi. Acaba konum alsam gelip bir bakmam mümkün mü? Tabii, bir işin yoksa. Tamam, gelirim. Ben boştayım, gelirim. Tamam, hemen atıyorum konum, sağ ol. Tamam. Şimdi bu iki isim nerede yaşar? Şu anda ne yapıyorlar? Hali vakti nasıl, bana bir öğrenin bakayım. Tamamdır abi. Sormayacağım mı? Niye bu işlerin içinde ben yokum diye? Bir bildiğim vardır abi. Anlatmadı mı derviş baban olan bitene? Hayır, konuşmadık. Abi, derviş baba benim canım ciğerimdir. Beni sana o gönderdi. Eyvallah. Ama ben artık senin için çalışıyorum. Aranızda ne mevzu geçti onu da bilmiyorum. Benden ona, senin zaten ona anlatmadığın hiçbir şey gitmez. Anlıyorsun değil mi abim? Benim kanımda namertlik yoktur. Bunu da sana nasıl ispatlarım onu da bilmem. Artık gerisi sana kalmış. Minik, sen niye söz dinlemiyorsun? Ha, niye? Nasılsın? İdare eder. Hayırdır? Babamın ölümünü niye araştırıyorsun abi? Annen mi söyledi? Doğru yani. Niye abi? Merak. Kandırma beni. Hadi zeka küpüm. Hadi benim cimcimem. Vallahi çok işim var, hadi. Selçuk diye birini tanıyor musun? Evet, bu Dila'nın gereksiz asistanı. Ne olmuş? Dila'ya da ona da fazla güvenme, tamam mı? Yani bilmediğin şey değil aslında ama o evin içindeki kimseye güvenme. Sen bütün bu olan biteni nereden biliyorsun ya? Evin içinde ajanı mı var kızım? Vallahi doğruyu söyle, Füsun falan mı haber uçuruyor? Ay yok, daha neler. E ne o zaman, anten mi taktın? Bildiğimden değil, öngörü işte. Sonuçta senin ailen biziz, onlar değil. Dila'ya can borcum var diye de kendini ona çok fazla açma. Neticede Rıfat'ın kızı. Bu arada belki bilmek istersin. Babam öldüğünde biz emniyetteydik. Sebep, ifade falan mı verdiniz? O alçaklar seni götürdükten sonra annem kaseti Rıfat'a vermeye gitti. Kaseti verdi ama seni geri alamadı. Kaçtığını söylemişler ona. Annem de Rıfat'ı vurdu. Meryem yapma! Hatta kendi canına da kıyacaktı ama bizim oradaki varlığımızı hatırlayınca, yani iki evladı daha olduğunu, o zaman vazgeçti. Sen
Sonraki birkaç günde annem göz altında biz de emniyetteydik. Ne diyorsun sen ya? Annem 20 yıl boyunca o evi sadece o zaman boş bıraktı abi. Annem senden hiçbir zaman vazgeçmedi. Seni bulabilmek için her yolu denedi. Ama başaramadı işte. Onu affet ya da affetme diyemem ben. Ama bir kere dinle abi. İzin ver birlikte iyileşelim. Bize ailene sırtını dönme. Çünkü sensiz asla tamamlanamayacağız biz. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Bilmiyorum ki. Hasar raporu çıkmadı daha. O zaman umut var demektir hala. Çıkmadık candan ümit kesilmez. Öyle. Adın ne senin? Cihan ben. Kumru bende. Biliyorum. Kuzgun abinden ötürü. Telefonunu yazsana bana. Niye ki? Sana asılacağım da. Ay canım şaka yapıyorum, yaz işte. Abime falan ulaşamazsam diye, acil bir durum olur falan. Kaydet sen de. Hemen. Tamam. Tamam. İyi, güle güle o zaman. Güle güle. Geldim canlarım, geldim. Siz acıktınız mı? Kanatlarınızı mı aç? Oğlum. Bir şey mi oldu Kuzgun? Küçükken kuşlarını sevmeni izlerdim. Kafeslerini açtığında uçmayanları da dürterdin öyle uçsunlar diye. Sen de giderdin sanki onlarla. Yani uzaklara gitmek isterdin sanki de. Kuşlarımla yapardım bunu. Ben hiçbir yere gitmek istemedim oğlum. Yani
Tek istediğim sizin yanınızda kalmaktı. O gece buraya geldiğimde işte malum evde yoktunuz. Kuşlar yoktu. Sen o gece buraya mı geldin? Vaktim en boş. Kafesler boş. Kuşları salacağız demiştim. Gideceğiz buralardan. Kuşları da salacağız. Gitti sandım. Beni bıraktın sandım. Gider miyim oğlum hiç? Seni bırakıp gider miyim? Şimdi öğreniyorum. Sen kaseti o gün vermeye gitmişsin Rıfat'a. Buraya, babam buraya koymuş. Ben de onu alırken demek ki kuşlar. O gece ben eve koştum. Eve geldim. Sizi bulamadım. Eğer bulsaydım ne olurdu bilmiyorum. Unutabilir miydim? Bilmiyorum. Unutmamamın tek nedeni bu mu gerçekten? Yani seni evde bulamamak mı? Sarılsaydım geçer miydi yani? İkna eder miydin kalbime? Hemen affedebilir miydi o çocuk seni? Sen beni bırakıp gittin. Hiç kendini kandın. Sen beni o adamlara verdin. Senin ağzından benim adım çıktı. O anı lanet etmedim. Bir gün bile geçmedi. Bu dilime ağzım böyle kopurup atmak istedim. Yemin ediyorum. Neden? Neden verdin beni? Ha? Sen en güçlüleriydin. En akıllılara dayanırsın sandım. Kaseti götürecektim, alacaktım seni. Nereden bilebilirdim? Ne kadar uğraşsam da ben affedemiyorum seni. Niye? Olmuyor. Şuna mı soruyorum, vuruyorum her gün ama yok, olmuyor. Beceremiyorum ben. Affetmek istiyorum. Bak bana. Sana yemin ediyorum bak, yemin ediyorum. Her gece seni affetmek için koyuyorum yastığa başımı. Bitsin istiyorum, bitsin gitsin. Olmuyor ama. Ya beceremiyorum ben. Nasıl unutacağım ben o adamın ağzından çıkışını kuzgunun annesi? Ben nasıl unutacağım kimsesiz geçen o 20 yılı? Ha? Beni bu hayatta yapayalnız bırakan, umutsuz bırakan o kadını ben nasıl affedeceğim? Ne olur bana söyle. Bana söyle ne olur. Bana söyle. Ne olur söyle. Bana söyle ne olur. Tamam bak böyle. Böyle. Böyle oğlum böyle bak böyle. Böyle. Böyle canım, böyle.
Böyle. Keşke o kadar kolay olsaydı be. Keşke. Sabırla bütün prosedürleri sağlayacağız. Sonra da halka açılacağız. Allah aşkına bizim sicilimizde nereye açılıyorsun Dila? Tüm şaibelerden arınıp şeffaflaşacağız. Mali, hukuksal olarak her konuda hesap verebilecek duruma geleceğiz. Bu şirket karanlık işlerden çıkacak abi. Dila, sen daha yeni Behram'dan icazet almadın mı? Hı? Neyin temizlenmesi, neyden çıkmaya çalışıyorsun? Sen neyin kafasına yaşıyorsun? Bana güven lütfen. 20 yıldır ne olduğuyla değil, bundan sonra ne olacağıyla ilgilen. Bu bataklık kaderimiz olmayacak abi. Yanlış yapıyorsun. Özür dilerim. Babamın tüm yetkileri bende olduğu sürece son söz benim olacak. Buna alışsan iyi olur. Öyle olsun. Ama sonumuzu hazırlıyorsun, bilmiş ol. Şirket iyi yönetilmiyor Rıfat. Dila Ali'nin önerilerini asla ciddiye almıyor. Hala şaibelerden kurtulacağız, temizleneceğiz diye sayıklıyor. Muhtemelen bunları da aklına kuzgun sokuyor. Benim de elimde bir yetki olmadığı için ikna edemiyorum. Rıfat, düzenin aynen devam etmesi gerekiyor. Haklısın. Haklısın ama bunu Dila'ya yapamam. Lütfen duygusallığı bırakır mısın? Dila'ya bunu yaparak ihanet etmiş olmayacaksın. Aksine Dila'yı, ailemizi ve şirketi koruyacaksın. Bak Dila tamamen kuzgunun yörüngesinde. Kör kötü aşık, ne derse onu yapıyor. Kuzgun da bunun farkında, bunu kullanıyor. Amacı belli. Sen yokken ailemizi de şirketi de paramparça etmek. Kuzgun'u hayatımızdan uzaklaştıramıyoruz. Bari Dila'nın önüne set çekelim. Şermin haklısın. Haklısın ama bunu yapamam. Sen neden Dila'ya karşı bu kadar zayıfsın? Göz göre göre ailemizin çöküşüne nasıl izin verirsin? Dila 8 yaşındayken onun omuzlarına çok ağır bir yük yükledim ben. Ne yaptın? 20 yıl önce Yusuf'un evinden çıkan uyuşturucu paketi var ya. Evet. Onu oraya Dila yerleştirdi. Ona bunu ben yaptırdım. Ben. Ah Rıfa daha. Şimdi daha iyi anlıyorum seni. Ama asla vicdan yapacak zaman değil bak. Yetkilerini Ali'ye ve bana verdiğin zaman Dila'ya ihanet etmeyeceksin. Onu evlatlıktan çıkartmış olmayacaksın. O ölene kadar senin kızın. Bu tamamen Kuzgun'a karşı bir tedbir. Peki, şöyle yapalım. Dila ile Kuzgun evli kaldığı müddetçe Dila'nın haklarını dondur. Aileyi koruma altına al. Onlar evli kaldığı müddetçe senin yetkilerin de Ali ile bende olsun.
Ne diyorsun? Oldu mu? Yani şimdilik idare eder. Ama bir ara bir getir bizim tamirhaneye bakalım. Çünkü motor çok ısınmış, bir baksak iyi olur. Tamam. İşte sıkıntılı yani. Peki borcum nedir? Yok kendine borcum. Olur mu her şey ama lütfen. Yok yok, cidden olmaz. En azından gideceğin yere kadar bırakayım. Tamam, olur bak. Bu saat eşimin. Manevi değeri çok yüksek, baba yadigar. Bunun en kısa zamanda çalışır hale gelmesi lazım. Tabii ki efendim, siz hiç merak etmeyin. Tamamdır, telefonunuzu bekliyorum. Tabii ki, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ne yaptın? Evde durumları düzelttin mi? Pek sayılmaz. Bazı düzelmeyecek durumlar var da. Hepsi de benle ilgili. Ailemde bir sorun yok, sorun bende. Her şey zamanla çözülür. Anlatmak istersen. Korkup kaçarsın. Kaçma. Sağa döneceğiz ileriden. Hı hı. Biliyorum. Ya, doğru ya. Bu arada geldik sayılır, ben buralarda bir yerde inebilirim. Yok yani ben bırakırım. Tabii sen bilirsin de, istemezsen. İsterim. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar sağ ol yardım için. Ne demek? Ama dediğim gibi bir ara getir. Hani motor zarar görmesin. Tamam, getir. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Seda, kaçmam ne demek? Ne yapıyorsun sen? Ne oluyor oğlum sana? Ne oluyor lan? Kudret, takip ediliyorum. Emin misin? Evet, eminim. Selçuk da zaten fark etmişti. Bilmiyorum, aynı kişiler olabilir. Bana en yakın polis çevirmesi nerede söyleyebilir misin? Neredesin? Beykoz'dan Kavacık'a gidiyorum. Bu köprü bağlantı yolundayım yani. Tamam. Bağlantı yoluna doğru gir. Birazdan sana haber vereceğim. Durduracağın arabanın plakasını istemiyor musun? İstiyorum, istiyorum. Seni seçmekle ne kadar doğru bir şey yaptığımı düşünüyordum. Ben o kadar emin değilim ama. Söylüyorum. 34 Yozgat. Kat.
Babamın ölümüyle alakası olan adamlardan haber var mı? Var abi, var. Güzel şeyler var. Bu adamlardan biri 15 senedir yurt dışında. İlerleme diyorum Cihan. Yol alacak şeyler lazım bana. Kötü giriş yaptım. İyi ihtimali sona sakladım abi. Ama bak diğeri, hapishane müdürü olan, o hala İstanbul'da. Çoktan emekli olup başka işlere geçiş yapmış. Anladığım kadarıyla parayı da kırmış. İyi, yaşamakla güzel yapmış. Bize de açık bir kapı bırakmış. Aynen abi. Naklini de isterim Cihan. Şu cezaevi müdürünü adım adım takip edin. Nerede ne zaman karşısına çıkacağım o mekanı da bir ayarlayın bakayım. Tamamdır abi, ben de. Cihan. Aman ha. Abim. Ben senin yanındayım. Ben sana söz verdim. Eğer bir yanlışımı görürsen, bir yamuğumu görürsen... ...vallahi da billahi de acıma çek vur. Ama ne olursun, ikide biri bana ses göçürme be abim. O ne lan? Ya böyle seste dalgalanmalar oluyor ya, bana güvensizlik babında. Şu bakışlar filan, vallahi parazit oluyor be abim. Ben seninleyim abi, başkasıyla değil. Sana çalışıyorum ben. Hem dervişten böyle öğrendim. Kendisi de olsa... Şş. O fasla yırma. Şu hayatta o kadar çok kazık yedim ki, bak bu kadardan başlıyor boyumu geçti. Şu son yediğim de en yağlısı. Anlıyorsun değil mi? İyi. Tamam, gelmek üzereyim. Ha, oradalar. Gördüm, attım. Tamam. Şimdi arabayı durduracaklar. Kolay gelsin. Beyefendi yaklaşık yarım saattir beni takip ediyor. Siz işlemlerinize başlamadan birkaç soru sorabilir miyim? Teşekkürler. Seni şikayet etmeden önce bir neden diye sorayım bari. Fotoğraflarınızı çekiyordum. Öyle mi? O zaman neden diye bir kez daha sorayım bari. Bana bak. Bu yaptığın suç. Eğer seni şikayet etmemi istemiyorsan sorularıma adam gibi cevap ver bence. Beni Şermin Bilgin tuttu. Ne? Sizi takip etmem için. Takip edip fotoğraflarınızı almam için. Şöyle yapacağız. Bu çektiğim bütün fotoğrafları basılı şekilde akşam eve bana ulaşacak şekilde göndereceksin. Ben Şermin Hanım'a kendim iletirim, merak etme. Teşekkürler. İnanmayacaksın ama saçma bir aile entrikasından başka bir şey çıkmadı. Entrika entrikadır. Büyük hedefe doğru giderken neyin ayağına dolanacağını bilemezsin. Doğru. O zaman ayağıma dolanan üvey Şermin'i paçamdan sekelemenin zamanı gelmiş demektir. Abi, bu hapishane müdürü var ya, yeğeninin bu akşam düğünü varmış ama mekanı daha öğrenemedik. Bir zahmet mekanını da öğrensinler o zaman. Tabii abi, üstündeyim. Sana ne yaptılar bulacağım baba. Kuzgun geldi mi Meral abla? Yok, gelmedi. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ah, hoş geldin. Kuzgun gelmedi daha. Arasana, bir geç kalmasın yemeğe. Bu sana geldi.
O benim değil yalnız. Ama yine de alayım. Ne oluyor? Biraz aşağı inelim mi Şermin? İnelim de o ses sonundan hoşlanmadım yalnız. Bu ev giderek soluk alınmaz bir hal aldı. Ben de anlamıyorum ki neler oluyor. Anlamamız gerekmeyen şeyler oluyor Meral. Bilir adımıza karar veriyor nasılsa. Geliyorum hemen. Şermin, bugün bizim için ne yaptın? Hı? Ne hatlar karıştırdın bir söylesene. Üslubun gün geçtikçe anlaşılmaz bir hal alıyor. Babanın yokluğu seni geriyor, anlıyorum. Vuruldun, saçma sapan şeyler geldi başımıza. Kuzgun'da da belli ki oturtamadığın şeyler var. Ama bunların hiçbiri bana bu şekilde davranmanın mazereti olamaz. Geç bunları Şermin. Olur mu? Aa. Dilacığım kendine gel. Sonra konuşalım bence. Çünkü seni bu şekilde ben muhatap kabul edemem. Bu zarf bana değil. Sana aitti. Sana aitti ama şimdi biz ikimiz aynı adreste olunca ben küçücük bir düzeltme yaptım Şermin'cim. İçindekiler de benimle alakalı olunca haliyle ilk ben görmek istedim. Eğer benimle ilgili kafana takılan bir şey varsa gel bana sor. Takip ettirmek ne ya? Bir kere parana yazık. Ne dediğini anlamıyorum. Peşime taktığın adam diyorum. Yakaladım diyorum Şermin. Şansına çok ödlekmiş. Anında öttü her şey. Senin benimle derdin ne? Ha? Bu evde kimse benden sır saklayamaz. Allah Allah. Ama şimdi o sırrın ne olduğuna göre değişir Şermin. Benim çatım altında değil. Bu çatı sadece senin değil. Bu çatı da benim. Bu çatının altındaki herkesin kontrolünde. Belki seni korumak için yapmışımdır. Yapma Şermin. Mümkünse hiçbir şey yapma. Bu zarfın içindekiler var ya, eminim sadece benden sakladığın değil, bizden sakladığın birçok şeyin yalnızca bir tanesidir. Kim bilir? Belki de. Hakikaten ne varmış ya o zarfın içinde bu kadar önemli? Hakikaten kuzgun ya. Bak bakalım ne var. Ben de anlamadım bir saattir bu neyin tantanası. Ver hayatım onu. Dur hayatım. Merak ettim ben de. Şey değil mi ya bu? Senin... Aha evet. Heh. Asistanım Selçuk. Ha, avukatlık yaparken mi? Bir dakika. O zaman şimdi ne iş yapıyor senin yanında? Ay tamam tamam. Yani bana ne sonuçta? Ben yemeğe çıkıyorum. Siz de gelirsiniz. Sen neredeydin bu saate kadar?
Babanla alakalı bir gelişme var mı? Ne? Yardıma gelince varım, sonrasında yok muyum? Olur mu ya? Sen hep varsın, baksana. Hiç unutturmuyorsun kendini. Lafı çevirme kuzgun. Sen ne saklıyorsun benden? Çok şey Dila, çok şey. Hayırdır? Gerçekten evliymişiz gibi sakladığım şeyler üzerinden hesap mı soracaksın bana yoksa? Ona bakarsan sen de 50 tane şey saklıyorsun. Öyle ya da böyle çıkıyor ortaya gerçi de. Şermin sağ olsun. Saçmalama kuzgun. İnanmıyorsun herhalde. Neye? Ya neyse işte. O adamla ne işin var hakikaten senin sürekli? Ha? Ben öyle merak ettiğimden falan değil de. Ne bileyim yani bir resim çiziyoruz biz dışarıya, anladın mı? Böyle çok maddeden çok tırışık oluyor bu evlilik. Sen beni kıskanıyor olabilir misin? Ya Dila bir git. Bayılıyorsun her andan romantizm çıkarmaya. Sanki 50 tane şeyle uğraşmıyormuşuz gibi bir de senin taşı sıkıp duygu çıkarmanla uğraşıyoruz. Sen beni kıskanıyorsun. Ha kıskanıyorum ha. Köpek gibi kıskanıyorum, oldu mu? Çeki düzen ver o yüzden kendine. Hayret ya. Hay Cihan. Abi bu hapishane müdürünün yeğeni var ya. Düğün mekanını öğrendik. Boz Otel'de olacakmış düğün. Hapishane müdürü kesin orada bu akşam. Boz Otel mi? Ne varmış otelde? Abi yenge mi o? Vallahi eğer gideceksen en lazım kişi kendisi. Ben de onu ikna etmen lazım diyecektim. Ben kendim gelirim. Ne gerek var? Abicim, malum düğün bu. Eşli gidilmesi zaruri. Ha bu arada güvenlik üst seviyede. Silah milah aman diyeyim abi sakın. Çok önemli davetliler var. Özellikle de kız tarafı çok mühim. Düğüne gidiyorsak acaba toplasam mı saçlarımı? Acaba nasıl giyinmek lazım oraya? Sen nasıl anladın ya hemen? Çakal yavrusu musun kızım sen? Gerçi biraz öyle tabii. İnternet sağ olsun canım. İyi tamam ama bak benim bu akşam orada biriyle görüşmem lazım. Öyle ayağıma falan dolanacaksan hiç gelme daha iyi. Ben dolanmışım zaten sana. Ayağına mı bilmem. Bana daha çok boynuna gibi geliyor. Hayır yani gelmem benim için de lazım. Yoksa zaten kalkışmazdım da. Hı hı. Tamam tamam. Kimi görmeye gidiyorsun? Ne yapacaksın herhangi biriyle? Boş ver. Her şeyden soruyorum. Asla sıkıştıramayacağım bir yerde sıkıştırmaya çalışacaksın ya. Çok merak ediyorum, orada olmam lazım. Dila sen şimdi komplo teorilerine bırak bu hafiyelik yapmayı da. Şeyi söyle. Neyi? Davetiyemiz yok, nasıl yapacağız? En klasik şey. Kız tarafını erkek tarafıyız, erkek tarafını kız tarafı izleyeceğiz. Ya davetiye neredeydi ya? Buralarda olacaktı. Ah, LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun sana söylemiştim yaptır diye. Çok özür dileriz. Mesela. Allah Allah. Bir de hazırlanmamız lazım. Ne giyeceğim ben? Klasik. Siyah takım elbise. Beyaz gömlek. Sana yakışıyor. Bazen gerçekten evliymişiz gibi zannediyorum ha. Kur'an çarpsın.
Çantan falan her şeyin hazır mı? Hı hı. Hey. Kuzguncum sakin. Ver pulunu. Tamam ya, ne kızıyorsun? Daha önce ne böyle afilli mekanlara geldik ne de karımız oldu yani. Ne yapalım, ne bilelim? Hızlı öğrensen yeter. Zaten kafamıza vura vura üretiyorsun maşallah. Yemin ediyorum bu işler için doğmuşsun sen ha. Gerçi kafanı kaldırmamışsındır o cemiyet partilerinden. Deplasmanda olan biziz. Ne çok konuştum kuzgun ama ne çok. Bana bak, yakalanırsak rezil olmayalım el aleme. Bana bir şey olmaz da seni manşet yaparlar. Sen eğlenmene bak. Ben faaliyetteyim, merak etme. Ya Allah aşkına, kolumdasın, dibimdesin. Nasıl bir faaliyette olabilirsin? Allah aşkına anlat da ben de bileyim. Göstereyim. Aa, Orçun, Tunç. Ya. Ne yapıyorsunuz? Bak, bak. Ya Tunç, görüşmeyeli 100 yıl oldu. Aynen. Asırlardır olan yalnızlığına ben son verdim diyelim. Sizi eşimle tanıştırayım. Kuzgun. Aa, sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. Bu olmadı ama. Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz bak, havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. Peki şey, siz mi organize ettiniz düğünü? Tabii ki de hayatım. Konseptten belli olmuyor mu? Evet, evet. Ya biz de LCV yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun'a söyledim, o yaptıracaktı ama atladın herhalde. Biz de işte hani ne yaparız diye öyle bakıyorduk, sizi gördük. Şans işte. Davet listesinde, o yüzden sizin isminiz yok. Büyük ihtimal hayatım. Bir bakalım. İyi. Bir işe yarıyorlar var ya. Sus artık. Hadi sok bizi içeri karışım. Hadi. Şüphen olmasın kocacığım. Şöyle yapalım. Bizim bir tanış var da. Mustafa ay verdik. Onun yanına oturursak makbule geçer. Ayarlayacağız hayatım. Yani olabilirse bir bakarsınız. Şu kravatını bir düzelteyim sevgilim. Düğüne kimin için geldiğimizi benden sakladığın çok iyi oldu. Sanki anlamamıştın. Çakal karım benim. Ayarladım hayatım, buyurun. Sağ ol hayatım, sağ ol. Sen beni kıskanıyorsun. Hı? İstediğin kadar inkar et. Sen beni kıskanıyorsun. Rıfat'ın imzasını aldınız, tamam değil mi? Aldık Şermin Hanım. Peki yarın bunu açıkladıktan sonra herhangi bir aksilik çıkar mı? Yani Dila tam tersiyle ilgili hukuki bir hakka sahip oluyor mu? Hayır. Gel. Çok teşekkür ediyorum, çıkabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Ne oluyor Şermin? Dila'nın yetkilerini güvenlik sebebiyle biraz azaltıyorum. Yani babam yapıyor bunu. Daha doğrusu. Nasıl ya? Dila'nın hisseleri bize ikimize mi geçiyor ya? Aynen öyle. Hayır olmaz. Bu doğru değil. Yani benim hakkım neyse, Dila'nın hakkı da o. Değil. Değil. Sen senelerce babanın kahrını çektin. O uzakta olandı. İkimizin de ödediği bedel bu. Hayatımız. Hayatlarını Rıfat Bilgin'e adayanlar belli.
Şimdi tutup da bunu Kuzgun Efendi'nin önüne altın tepsiyle sunmamızı bekleyemezsin, değil mi? Benimle misin canım? Ben de öyle tahmin etmiştim. Güzel kızmış. Huri. Yani o kadar da değil. Ama tabii sana nasıl göründüğü önemli. Kızın adı Huri, adı. Ha. Eyüp. İsmi de güzelmiş. Huri Hanım. Sana zahmet olmazsa bana da bir soda verir misin? Ne demek, işimiz bu. Olsun. Sen yine de 50 defa git gel yapma. Bir gittiğinde getirirsin bana. Peki. Vay be Kuzgun. Demek bak, nezaketli olman gerektiği zaman nasıl olabiliyor musun? Bana gelince hep odun ama. O Huri'ye özel. Demek sen Esmer seviyorsun. Nasıl muhabbet ya, basker arkadaşı gibi. Neyi var ya? Allah Allah. Bazen gerçekten kendini kocam sanıyorsun. Ya adamı bir yalnız bırakmadılar. Hadi be, hadi. Aile düğünü bu. Tabii ki yalnız kalmayacak. Hayır, bir damacana su içti, hiç tık yok. Alemsin. Sen de başka alemsin. Şuraya bak, bir pasta yedin, ağzın yüzün çikolata, çocuk gibi. Neresi? Sen de çocuk gibisin. Ama çikolatanın tadını bilmiyorsun. Onu ne yapacağız? Yok. Biliyorum tadını da, onun içinde bir... insanı yalandan mutlu eden bir şey var. Hoş değil. Serotonindir o. Hay maşallah. Bak işte ha, bak işte ha. Su işe yaradı. Hı? Çikolatam dikkatini dağıtmış olabilir de. Senin adam diyorum. Bana tuvalete gidiyor gibi görünüyor. Thank you.
Kuzgun açma. Kuzgun açma. Kuzgun Cebeci. Kimsin? Ben Ferman Koruoğlu. Baban hayatta. Bana inanmanın yolu çok basit. O mezar boş. Ne oluyorlar? Mezarı kaz. Cevabını orada alacaksın. Kimdi telefondaki? Ne söyledi? Kuzgun ne oluyor? Kimdi telefondaki? Ne dedi? Hemen gel, hemen çıkmamız lazım. Gel. Gel. Verirsek buradan çıkamayız. Benim hemen çıkmam lazım buradan. Ne oldu içeride? Bir söyle. Adamı halletmiş biri. Anlamadın mı? Ya niye? Bilmiyorum Dila. Bana söyleyeceklerini engellemek için herhalde. Bilmiyorum. Peki telefonu kimmiş? Onu da bilmiyorum. Bu akşam öğreneceğim galiba. Benim hemen bir yere gitmem lazım. Ben de geleceğim seninle. Hayır, sen benim arabayla git eve. Ben taksiyle hallederim. Kuzgun, lütfen dikkat et kendine. Ben merak edilecek yere çoktan geçtim. Mesele burasıysa bak, dert etme. Bak, senin üzerine kalamaz. Ben şahidim. Dila, hadi. Hadi. Bana bak. Takip etmeye falan da kalkma. Tetikteyim, sakın ha. Cihan, dediğim yere gel hemen. Bir tane de makine getir bana. İki tane de sağlam adam. Hadi! Kudret. Kudret, az önce çok kötü bir şey oldu. Biri hapishane müdürünü öldürdü. Adam sapasağlam gitti tuvalete. Kuzgun da arkasını... Kuzgun yapmadı ama. Bak sana yemin ediyorum. Bir an olsun bile yanından ayrılmadım. Yanındaydım. Zaten silahı bile yoktu. Bak, birileri Kuzgun'a bir şey yapmaya çalışıyor. Babası üzerinden. Sonra müdürün telefonu çaldı. Kuzgun baktı. Adamın kim olduğunu bilmiyorum ama bir şeyler söyledi ona. Kuzgun'un babasının ölümünün Behram'la birebir bir ilgisi var Dila. Ne? Abi, unutmadan emaneti vereyim. Ya içeride yoksa? Ha? Ya da daha kötüsü, ya içerideyse. Allah'ım yardım et. Bunun başka bir yolu yok mu abi? Yok canım, yok. Ama ben nasıl hesap veririm bilmiyorum, eğer babam içindeyse. Ne yapalım abi? Sen yardım et. Bismillah. Yavaş, yavaş, yavaş.
Abi bu mezar boşsa senin peder nerede o zaman? Abi yapma. Baba neredesin baba? Baba neredesin baba? Baba. Abi yapma, gözünü seveyim yapma. Abi. Kuzgun Cebeci. Sana yardım etmek için geldim. Yani bir mesaj iletmeyi. Söyle lan, söyle. Baban mezardan çıkmadı ha? Babamın adını ağzına alma lan. Ne yapayım? Mecburum. Oğlum delirtme lan beni, ne diyeceksen de! Böyle çok konforsuz oluyor. Ben senin konforuna ne söyleyeceksen söyle oğlum, söyle lan! Bana bak. Benimle düzgün terbiyeli konuşmazsan istediğini almak için sabaha kadar bekletirim seni. İstersen öldür beni diyeceğim ama ben senden daha çok şey biliyorum. Baban hakkındaki bilgiyi almak için ya da babana kavuşmak için. Tek bir şansım var. Kim söylüyor bunu? Ferman Koruoğlu. Ne istiyor lan, ne istiyor? Behram Adıvar'ı öldürmeni. Al anneciğim. Aferin. Aferin. Günaydın. 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 Fareciğim. Günaydın halacığım. Günaydın. Naz'ı kaçırdım galiba. Çıktı. Abi, iyi misin? Benim Ali ile ilgili bir şey bilmeme imkan var mı? Cemal Bey. Merhabalar Dila Hanım. Merhabalar. İhsan Bey hoş geldiniz. Merhaba efendim. Hoş bulduk. Hayırdır? Merak etme Dila'cığım. Birazdan öğreneceksin. Buyurun lütfen. Buyurun. Buyurun. Ne diye bir probleminiz mi var? Babam istemiş Dila. Neyi? Şöyle Dila'cığım. Şirketteki yetkilerin Ali ile benim artık. Bakayım ne yazıyor. Kuzgun Cebeci ile olan evliliği devam ettiği müddetçe. Niye bu kadar yükleniliyor bu evliliğe ya? Ben anlamıyorum gerçekten. Tamam belki yanlış oldu şekli falan ama ne bu kadar yani? Sevemezler mi birbirlerini? Karışma Seda. Tabii. Ben kimim ki bu evde zaten değil mi?
Yazık. Gerçekten yazık. Yani Dila, Kuzgun'un evliliğin devam ettiği sürece şirket yönetiminde bir hakkın yok. Bence makul. Ne yaptığını anlamadın mı sanıyorsun? Gerçekten bula bula bunu mu buldun sen? İster anla ister anlama Dila. Ama ben varım. Öyle senin yok saymanla yok sayılmıyorum. Önce bunu anla. İyi. Dila. Sonra abi. Her yerden sesi çıkmayı versin ama. Değil mi? Kuzgun, ne zaman geldin görmedim seni. İyi misin? Bak bakayım bana. Ne oldu?
gözümü göremiyorum desem. Gözlerimi al derdim. Sığarsan peki? Yerini duyardım. Sonra bir şekilde anlatırdım sana. Kaybolmuşsam. Bırak yolumuzu bulayım kuzgun. Ben sana havlu getireyim. Efendim. Alo. Dila Hanım, tamir için bıraktığınız saatiniz hazır efendim. Ne zaman isterseniz gelip alabilirsiniz. Tamam, nasıl yapsak acaba onu? Şöyle yapalım. Ben geleyim kendim alayım. Tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere. Özür dilerim. Özür dilemen artık bir işe yaramıyor Ali. Hoş, senin özür dilediğinde pek görülmüş bir şey değil ya. Öpüp başıma koyayım bari. Seda, ne olur yapma. Asıl sen Dila'ya bak. Onlarını bozmamaya çalış. Şu hayatta bir tanecik kardeşim var senin. Uyan artık Ali, uyan. Kendi fikirlerinle, değerlerinle yaşamayı öğret kendine. Önce baban, sonra Şermin, arada Bora. Kim bilir daha kimler? Biraz kendi sesin olsun. Kendi adın olsun. Sadece beni susturmakla olmuyor işler. Biraz kendin ol, kendin. Bunu da becerebilirsen tabii. Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Saatinizin camını değiştirdik. Hı hı. Yalnız ben mekanizmayı kontrol ederken başka bir hatanın daha farkına vardım ve o yüzden de saatiniz sık sık duracaktır. Öyle mi? Tabii. Ben size bakın şöyle göstereyim. Siz de görün. Şu iç kadran var ya Dila Hanım. Hı hı. Gördüğünüz gibi bu iç kadran aslında şöyle. İç kadran maalesef.
Geldi mi? Tamam. Babam yok o mezarın içinde. Olmaz. Nasıl? Olamaz. Sana babam o mezarın içinde yok dedim. Behram. Babama ulaşmamın tek bir yolu var. Yalan olabilir ama bir ihtimal var. Ben de o ihtimalin peşinden gideceğim. Bunun için de senin ölmen lazım. Yapma. Senin lafını dinlediğim günler geçti. Sen o zaman benim dervişimdin. Şimdi... Şimdi daha fazlasıyım. Yapma. Beni öldürürsen herkesi öldürürsün. Kendini de aileni de derken o lafın daha derin bir anlamı vardı çocuğum. Ben oğlumu öldürdüm. Ya da o beni. 18 yaşındaydı. Yani sen... Öyle. Kudret,
acil buluşmamız lazım. Ben şu an çok önemli bir şey buldum. Baban daha sonra değiştirdi o soyadını. Senin soyadın çocuk. Adı var. Sen benim torunumsun. Sen babamı hapse yollayan o şeref, o Rıfat patrona değil misin sen? Ha? Sen babamın ipini çeken o adam değil misin? Sen kendi oğlunu mu öldürdün ya? Sen beni babasız bırakan o şeytansın! Sen bunu kendi oğlunla nasıl yaptın Mehram? Sen bunu benim babama nasıl yaptın?